Kaldı ki işte vakıf diyorsunuz, işte ilim diyorsunuz. İlim, ilimden ne anladıklarını tartıştık mı? Bunları konuşmamız lazım aslında. Vakıftan ne anlıyorlar? Mesela vakıf deyince ne anlıyorlar? Mahallenin duvarlarını yükseltip, kalenin duvarlarını yükseltip içerisini cennet ilan edip, dışarısını cehennem ilan edip kaleyi bir ötekilere karşı sığınak mı olarak kullanıyorlar? Kalenin içinde kale beyine bir sopa, bir havuç veriyorlar. Kale beyi gaz kullanıyor. Yani hamasetten taharet, necasetten taharetten evladır aslında tam günümüzde. Hamaseti gaz olarak veriyor kalenin içine. Onlar gazla ayılıp bayılıyorlar. Ondan sonra kalenin içini cennet, dışını cehennem ilan ediyorlar. Kalenin içinde olanı kurtulmuş, dışında olanı batmış, cehennemlik olarak gösteriyorlar. Din de bu, böyle kodlanıyor. Ve bu dinin tanrısı kalenin beyi. Dolayısıyla kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğuna onlar karar veriyorlar. Hatta kimi ihya, kimi imha edeceklerine onlar karar veriyorlar. Allah'ın işte sıfatlarını onlarda tecelli ediyor. Haşa. Bu bir nevi şirk değil midir? Yani bir nevi mi? Yani ben şimdi... Bir nevi mi? 15. yüzyılda kalelerin hikayesi, kalenin surunu aşan silah icat edildiğinde bitti. Top icat edildi. Bugün kale imal ediliyor. Olur mu? Olmaz. Tutar mı? Tutmaz. Neden tutmaz? Neden olmaz? İnsanlar özgürlüğü bir kez gördükten sonra geri adım atmazlar. Özgürlük böyle bir şey. Özgürlük yapısal bir şeydir. Kognitif değildir. Hatta konstrüksif de rif de değildir. Yani inşa edilen bir şey değildir. Varoluşsal bir şeydir. Varoluşunuzla getirirsiniz özgürlüğünüz. Onun için insan özgürlüğü tattıktan sonra geri vermez. Göreceksiniz. Göreceğiz hep beraber.